Değerli izleyenler, Milli Eğitim geçici işçileri için salgın nedeniyle önemli bir açıklama gelebilir. Çünkü yazın salgın tehlikesinin hala geçmeyeceği, yani Türkiye çapında değil dünya çapında bir riskinin devam edeceği yönünde haberler yayılmakta. Tabii ki Haziran'da zorunlu çıkış alan Milli Eğitim geçici işçileri için eğer bu salgın tehlikesi devam ederse, tabii ki bu durumda geçici işçilerin zorunlu ücretsiz izne ayrılması hem salgınla mücadele kapsamında hem de sosyal devlet ilkesi gereği bu işçilerimize gerçekten olumsuz sonuçlar doğuracak ve bu işsizlikle beraber kendilerini salgın tehlikesine karşı korurken hijyen kurallarına riayet etmek adına belli masraflar edinirken zorlanacaklardır. Çünkü çocukları vardır, aileleri vardır. Bu durumlar göz önünde bulundurularak bu sene Milli Eğitim geçici işçilerinin daha yaz gelmeden bir 12 ay sürekli işçi adımıyla bilgilendirileceklere inanıyoruz. Yani Milli Eğitim işçileri, geçici işçileri salgın riskine karşı ve bundan sonraki süreçte salgın riskinin devam etmesine karşın sürekli çalışacaklar yazısının güncelleneceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz salgınla mücadele bir imkan işidir. Ne olursa olsun bu ürünleri elde etmek ve korunmak için gerekli tedbirleri almak bir masraf işidir. Milli Eğitim işçileri zaten 2000 kulvarında bir maaş alıyorlar. 2000 lirayla ne yapsınlar? Kiramı ödesinler, çocuklara mı baksınlar? Bir de 2 ay işsiz kaldı mı nasıl salgınla uğraşsınlar? İşte bu gibi etmenler göz önünde bulundurularak ve yetkililere bunlar iletilip değerlendirilerek yaklaşık 1 ay 1,5 ay içerisinde Milli Eğitim işçilerine, geçici işçilerine sürekli çalışımları veya en kötü ihtimalle kötünün iyisi diyelim bu sene süreklisiniz şeklinde bir yazı gelebilir. Bilmenizi istiyorum. Bunu da size duyurmak için buradan seslendim. Lütfen diğer arkadaşlarınızla iletin. İletirseniz sevinirim. Milli Eğitim geçici işçileri. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.